Şimdi o palamutta çok olmadı. İşte bazen hani halk arasında gerçi palamut için böyle bir şey var. İşte bir sene oluyor, bir sene olmuyor. Bazı meyve türlerinde olduğu gibi palamutun da böyle bir döngüyü takip ettiği söylenebiliyor. Ama uzun dönemde en azından yani palamut için böyle bir nesil tehlikesi henüz söz konusu değil. O sınırlarda değiliz ama yeterince de bol çıkmamıştır. Ama bu çok endişe verici bir şey değil. Palamutun zaman zaman böyle nadasa kalır gibi bir dönemi var. Önümüzdeki sene bakarsın daha çok olabilir ama genel olarak pelajik balıkların besin zinciri özelliği itibariyle birbirleriyle de alakaları da vardır. Yani siz diyelim ki hamsi yoksa onunla beslenen bir üst zincirin üst halkasındaki canlı da yeterince beslenememiş olur. İşte bu arada tabii dediğimiz gibi şimdi yunusların da bolluğunda ben biraz çıplak gözle gözledim. Yani denize bazen ben de gidiyorum. Gerçekten son yıllarda yunusların sayısal olarak artışlarında da bir gözlem var. Yani bunda daha çok mesela hamsiyi tüketiyor. Pelajik balıkları daha çok tüketiyor. Bunun da etkisi olduğu kanaatindeyim. Yani bütün suçu da balıkçılara atmayalım aşırı avcılık diye. Yunuslar da biraz aşırı avcılık yapıyor gibime geliyor. Bu türlerinde evet eskiye göre balık türlerimiz gerçekten azaldı. Şu anda yani bizim de son burada 15-20 yıldır tezgahlarda gördüğümüz Karadeniz'de sayabilecek olduğumuz balık türü 3-5'i geçememektedir. İşte kalkanı göremiyoruz, isparozu göremiyoruz, izmariti göremiyoruz, lüferin büyük türlerini göremiyoruz. Dip balıklarından kalkan, işte barbun çok az miktarda çıkıyor. Şu anda bizde Karadeniz'de evet hala bulunabilen işte mezgit ve istavrit ve hamsi dışında gerçekten çok bir balığımız yok. Bu işte buna uskumru da bayağı azalmış. Tirsimiz azalmış. Hem miktar hem de türlerimiz de azaldı. Arabayla bir şey doldur, tamam mı? Tamam, ben alayım.